Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size anneciğimin mutfağından sesleniyorum. Size uzaktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Penceresinden köyün vadisi. Elazığ'dayım. Çok güzel bir balık gelmiş. Sağ olsun dünürlerimizden. Ve bu alabalık, zannedersem derede tutulmuş bir alabalık. Muzur alabalığı olabilir. Bunu fırınlayacağız. Anneciğimin ekip de topladığı patatesler. Çok şirinler. Bu da bahçeden topladığım soğanlar, arpacık soğanlar, soyup hazırladım. Burada çok az tuzum, pul biberim ve kekiğim var. Siz dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bir miktar zeytinyağının içerisinde. Bunu harmanlayıp balıklarımın üzerine süreceğim. Ben bazen zerdeçal da ekliyorum yaparken balıkları. İstanbul'da evdeyken. Bugün anneciğimin mutfağından size fırında alabalık tarifi veriyorum. Bunların içini, diğer tarafını iyice bir yağlayacağım. Sonra kalan yağlarımla da patateslerimi harmanlayıp fırınlayacağım. Evet, balıklarımın hem ön yüzünü hem arka yüzünü hem de içlerini iyice yağladım. Baharatlı yağımla. Biberli, tuzlu, kekikli. İsterseniz dediğim gibi zerdeçal da koyabilirsiniz veya sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Kalan yağda kök patateslerin üzerine döktüm, soğanlarımın üzerine. Bunları etrafına böyle ekleyeceğim. Bunu da sıyırayım üzerine. Balığın adının tam olarak ne olduğunu ben öğrenip açıklama kısmına yazarım. Şunu dilimleyip aralarına koyacağım şimdi. Biraz da lezzet versin. Evet, Elazığ'dan, köyümüzden fırın. Aslında bu kuzine de çok güzel oluyor. Şimdi yapmayacağız. Bunu bilir misiniz bilmiyorum. Şeker pancarı adı. Şeker pancarın haşlanmış hali. Elim biberli şimdi dur bir yıkayayım. Ondan sonra canım. Size. Şeker pancarı şöyle. Haşlanmış ve dilimlenmiş. Annem çok seviyorum ben diye buzluktan çıkardı. Tatlı niyetine bile yiyebilirsiniz onu. Balığımızın yapılışı bu şekilde. Çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Üzerine pişmeye yakın biraz da tereyağı parçacıkları ekleyeceğim ve kızaracak. Cızır cızır salata ile beraber yiyeceğiz inşallah. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyeyim. Son halini göstereceğim. Üzerlerine birkaç parça tereyağı ekledim. Tekrar fırına süreceğim. Tereyağı ile birazcık kızaracak. Sonra tüketeceğiz inşallah.